Ya evliyaya var ya evliyaya. Bu yetkileri verseniz evliya şaşırır. Belediye Başkanlığı nikah salonunda düzenlenen anayasa değişikliğine hayır konferansına CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Belediye Başkanı Recep Gürkan başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Televizyonda bilirsiniz. Kasım belki bize gelebilecek. Konferansta ilk olarak konuşan CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı olan Cem Haydar Bektaş konuşmasına "Türkiye Türkiye olalı böyle bir anayasa zulmü görmemiştir" sözleriyle başladı. Akademisyen Bektaş 18 maddenin oylanacağını ancak bu 18 maddenin de 77 maddenin şeklini değiştireceğini, bunun da domino etkisi yaparak 2000'in üstünde kanun maddesine müdahale edeceğini belirtti. Evliya şaşırmaz diyor da evliya bile şaşırır yani bu yetkili eğer siz donatırsanız. Şimdi diyorlar ki Mustafa Kemal Atatürk de tek adamdı kardeşim. İlimi de hem Cumhurbaşkanı hem parti genel başkanı diyorlar. Eğer referandumda evet çıkarsa anayasa değişikliği teklifini hazırlayanların bile ne olacağını bilmediğini iddia eden Cem Haydar Bektaş, değişiklik teklifindeki 8. maddenin Cumhurbaşkanı'na tüm yetkileri verdiğini iddia etti. Bektaş, evliyaya bu yetkileri verirseniz evliya şaşırır diye konuştu. 1950'de çok parti sistemi olan geçirmedi mi? Yolda nasıl söyledi? Hem de kaybedeceğini bile bile demokrasinin bu ülkede yaşamasını istedi. Konferansın bir diğer konuşmacısı Nasuh Mahruki ise 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasının zorlama bir halk oylaması olduğunu dile getirdi. Ülkenin böyle bir referanduma ihtiyacı olmadığını belirten Mahruki, Türkiye'nin böyle bir sorunu yok. Türkiye'nin mevcut sorunlarının da çözümü bu değil zaten dedi. Mahruki ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rejimi değiştirmeyi istediğini iddia etti. Ağzında bir kötü niyet var. Çünkü Türkiye'nin böyle bir anayasa değişikliğine ihtiyacı yok. Türkiye'nin demokrasisini, hukukun üstünlüğünü, temel hak ve özgürlükleri, şeffaflığı, hesap verilebilirliği, denetlemeyi güçlendirmesi gerekirken bunların hepsini daha beter ortadan kaldıracak hamleler yapmaya kalkışmak, bir de üstüne üstlük bunu bize yaptırmak, yani bir halk oylamasıyla siz şimdi bir halk oylaması yapın, sahip olduğunuz mevcut egemenlikten, egemenliğin bir kısmından vazgeçin, onu da bana verin diye bir halk oylamasına gidiyoruz. Bunu konuşmak bile ayıpken biz bunu oyluyoruz şu anda. Bunu benim aklım almıyor. Gerçekten benim demokratik aklım bunu almıyor. Nasıl olur da bir halk, bir millet doğduğu gün sahip olduğu egemenliğin bir kısmını gönüllü olarak tek bir kişi...